Mardin'deyiz. Yıl 1941. Mardin'de doğdun, 41'de. Süryani bir ailenin çocuğusun. Baban Mardin'in önde gelen tüccarlarından olduğu için çocukluğun meşhur Cercis Konağı'nda e, geçiyor. Yani masal gibi bir evde. Babanın da isteği üzerine doktor olmak hayaliyle doktor olmak istiyorsun. Üniversite sınavına giriyorsun. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanıyorsun. Başarılı bir öğrencisin çünkü. Mezun olduktan sonra ilk görevine memleketin Mardin'de başlıyorsun doktor olarak. Askerlik görevini tamamladıktan sonra da akademik kariyer yapmak üzere mezun olduğun okula İstanbul'a geliyorsun. Ee, kısa bir süre sonra da e, evleniyorsun, bir aile kuruyorsun, evlatların oluyor. Baban doktor olmanı istemeseydi ne olmak isterdin? Mardin'de doğmuş, Cercis konağında büyümüş, imkanlı bir çocuk olarak. Büyük bir ihtimalle ticaretle uğraşmak isterdim. Yani e, halıcılık yapmak isterdim. Mardin çocuğu. E, Mardin çocuğu. Büyük ihtimalle İstanbul'da ticaretle uğraşmak Uğraşmak isterdim. isterdim. Peki doktor olmak sana ne ifade ediyor? Doktor olmak e, çok kutsal bir görev benim için. Yani aslında insanların hayatlarının en zor dönemleri ha. hastalıklı oldukları dönemlerdir. E, bu dönemlerde bizim hayatımıza dokunurlar. Doktorluğu ben kutsallık olarak adlı ediyorum. Ama eğer elime bir doktorluk fırsatı verilmediyse herhalde Mardinli bir çocuk olarak ticarete Ticarette girerdim. Uğraşırız. Çünkü zaten İstanbul'da çok da yani öyle bir konakta büyüsem bile İstanbul'a çok da hemen uyum, al, uyum sağlayamam zor olurdu. Ama oraları geçtik zaten artık doktorsun geldin burada evet. akademik kariyere e, başladın. Ve hızlı adımlarla da ilerliyorsun. İstanbul Üniversitesi Hastanesi'nde 1983 yılında doçent, 1988 e, yılında da profesör unvanını alıyorsun. Bu hastanede 91-98 yılları arasında enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, 99-2008 yılları arasında ise iç hastalıkları ana bilim dalı başkanı olarak görev yapıyorsun. Hayatını adadığın mesleğinde savunduğun en önemli unsur sağlığın e, Parasal bir maddi karşılığı olmadığı konusu. Yani para için yapılacak bir iş değil e, senin açından. Bu uğurda maddi imkanı olmayan hastaları karşılıksız tedavi eden bir doktorsun. Yoksulların doktoru olarak tanınıp seviliyorsun. Bütün hastalarla eşit bir şekilde ilgileniyor. Onlara sevgiyle yaklaşıyorsun. İnsanlar kapında kuyruk oluyor. Tedavi olmak için sıra bekliyorlar. Bir karşılık beklemeden insanları tedavi etmek, onları sağlığına kavuşturmak isteği bu nasıl hissettiriyor sana? Bu daha mı güçlü hissettirir acaba? Merhametli hissettirir, merhamet. güçlü hissettirir. Çünkü e, insanlara karşılıksız hizmet etmek hele bir doktor olarak e, büyük e, bana direkt merhametli merhamet hissettirir. Evet. Neden insan sağlığının maddi bir karşılığı olmaması gerektiğini düşünüyorsun? Yani parayla tedavi biraz canını sıkıyor senin. Kesinlikle e, canımı sıkıyor. E, aslında benim bulunduğum topraklarda bu işler genelde karşılıksız yapılır zaten. Evet. Yani e, o topraklarda gece yarısı 50 kilometrelik 60 kilometrelik yola tepilir. gidersin. Sıkıntılı yollar üstelik. Sıkıntılı yollardan geçerim. E, geçersin ve... O köyde sana verecekleri bir ayran ve bir tane yufka sıcak bir teşekkür sıcak bir teşekkür yeterlidir çünkü bulunduğumuz bölgede hayat böyledir hayat böyledir evet. çok çıkarcılık yoktur zaten evet. şimdi sen yoksul bir ailede büyümedin yoksullarla nasıl empati yapabiliyorsun ee, konakta büyümüş bir yani insansiydi. konakta büyüdüysek büyüdüysem. E ee, etrafı sürekli gözlemliyorum zaten. Ee, konakta büyümüş bir çocuk olarak alerjilerimiz var. Köylere gidiyoruz. O köylerden gelen işçiler var. Ee, köylerden gelen işçiler beni zaman zaman köye davet ediyorlar. İşimiz insanla. İşimiz insanla ve o insanların hayatlarını zaten yakından inceleme fırsatı bulduğumuz için de hmm. e, bu empatiyi çok rahat kurabiliyorum. 2004 yılında hastane yönetimi hastaları hukuka aykırı biçimde tedavi ettiğin bak hukuka aykırı tedavi var e, doktor bey, e, sizi uyarıyorlar. Hastanenin döner sermayesini zora soktuğunuz gerekçesiyle sana ve sayende bu hizmeti sağlayan 100, 135 doktora soruşturma açılıyor. Döner sermaye gelirleriyle zor durumda olan hastaları tedavi ettiğini belirten doktorlar da konuyu yargıya taşıyorlar. Ancak mahkeme yürütmeyi durdurma kararı veriyor. Kısa bir süre sonra da hastane kaynaklarının sadece maddi durumu yetersiz hastalar için tedavi amaçlı kullanıldığı kanıtlanıyor ve dava kapatılıyor. Sadece mesleğinin gereğini e, yapıp insanları iyileştirirken böylesi bir suçlama ve e, haksızlığa maruz kalacağını hiç aklına gelir miydi? Gelirdi. Gelirdi değil mi? Kesinlikle gelirdi. Ee... Bu zaten Başka yerde diyorsun evet, yani. Evet, yani topraklarda evet. maalesef bu tür şeylerle karşılaşıyoruz. Evet. Ee, bu tür bir olayın olmasını dışı, hiç şaşırmadım. Sürpriz değil, şaşırmadım. hiç sürpriz değildir. Ama bugün olsa, bugün olsa yine yapar. Aynısını yapar. Yapar. Yaparım. Karşılaştığım bu durum sende nasıl bir duygu yarattı diyeceğim ama gene aynısını yapardım diyorsun ama duyguyu soruyorum ben. İhtiyaç sahiplerine şifa dağıtmanın suç olarak. Görülmesi seni kırdı mı? Onu da merak ediyorum. Çok kırdı. Ee, aslında insanların sağlığı çok önemli bir şey. İnsanların eğer bu dünyada gıdasına ve sağlığına ben destek olamayacaksam, e, niye ettim o yemini? Evet. Depokrasi. Hem bu yemini niye ettim? Hem de e, bir doktor olarak e, böyle bir şey yapmak asli görevim olarak düşünüyorum. Hala da böyle düşünüyorsun. Tabii ki hala da. Bütün bu olanlardan sonra bildiğin ve inandığın yoldan asla geri adım atmıyorsun. Elinden geldiğince herkese şifa dağıtmaya devam ediyorsun. Mesleğine aşık bir doktor olarak her hastanın öyküsünü ayrı ayrı dinliyor. Onları muayene ve tedavi ediyorsun. Tıp Fakültesi Vakfı'nın kurucuları arasında yer alıyor. Bu sayede Çapa Tıp Fakültesi'nin restorasyonuna öncülük edip eksiklerini tamamlatıyorsun. İç Hastalıkları Yardım Derneği, Türk Tıp Derneği ve Mardin Eğitim Vakfı'nı hayata geçiriyorsun. E, profesör iki meslektaşınla birlikte Güncel Tanı ve Tedavi isimli bir kitap da yazıyorsunuz. 2008'de emekli oluyorsun. Ancak kendi özel muayenehanende ekonomik gücü e, olan olmayan bütün hastalara bakmayı sürdürüyorsun. Herkese eşit bir şekilde sağlık hizmeti ulaştırmak neden bu kadar önemli senin için? İki sebebi var. Bir kere ben varlıklı bir ailenin çocuğuyum. Yani e, bu benim için bir avantajdı. E, bu avantajı e, kullandım zaten ilk başlarda. Evet. Yani herkese... E, Kendi ihtiyacından yani önce... almak ve vermek diye bir şey vardır. Evet. E, bunu düşünerek e, bunu yaptım. İkincisi neydi? E, hayır, şeyi soruyorum. Yani eşit bir şekilde sağlık hizmeti ulaştırmak senin için neden bu kadar önemli? Yani nasıl, nasıl mümkün olduğundan öte neden bu kadar önemli? E çünkü e, köydeki de yani bir Hepsi Marden burada miydi? burada burada. Burada mı oluyor? Burada oluyor. E burada zaten çevreyi çok iyi gözlemledim. Yani e, sağlık bence herkese eşit dağıtılması gereken bir şey. E, ayrımcılık yapılmaması gerekiyor. Parası olanı da olmuyor. Yani olmayan imkanı adı. olan olmayan. da. Olmayan herkese mi? bakmak istedim çünkü e, hayata böyle bakıyoruz evet. çünkü değil e, mi? Evet. Eşitlik olarak bakıyorum ve bütün insanlara da bu anlamda elimden geleni yapıyorum. Verdiğim mücadele yorgunluk ve haksızlıklara rağmen en başa dönecek olsan yine aynı hayatı seçer miydin? Seçerdim çünkü bu benim özümde var, e, niyetlerimde var, genimde var. Yani bu aslında çok da sonradan e, bana bulaşan bir şey değil. E, bulunduğum topraklardaki gözlemlerim, eğitim alırken ki alırken tanıdığım arkadaş çevresi, değer yargıların, değer üstanın, yargıların. duygun, her şeyin hepsini bir araya getirdim. Başka bir meslekte olsan o meslekte de aynı şeyleri muhtemelen evet. yapacaktın, değil mi? Bu biraz aslında kişilik, kişilik ve evet. karakterle alakalı. Benim kişiliğim ve karakterim de zaten böyle. Evet. Peki tanışalım mı bu nefis doktorla? Çok merak ediyorum. Efendim geliyor. Profesör Doktor Murat Dilmenar. Yoksulların doktoru olarak tanınan Profesör Murat Dilmenar'ın adı 31 Mayıs 2020'de hizmete başlayan Yeşilköy Acil Durum Hastanesine verildi. Dilmenar mesleğine ve hastalarına çok bağlıydı. Görüntüleme tekniklerinin yetersiz olduğu yıllarda hastanın öyküsünü dinleyerek yani teşhis konusunda imkanların bu kadar Yardımcıların bu kadar olmadığı, teknolojinin olmadığı yıllarda fiziksel muayene yaparak koyduğu tanılar sayesinde yüzlerce insanın hayatı kurtuldu. Profesör Doktor Murat Dilmener hızlı tanı koyabilmesiyle biliniyor, tanınıyor da en çok. Yaşı gereği 2008 yılında mecburen emekli olsa da son zamanlarına kadar muayenehanesinde çalışmaya, hasta bakmaya devam etti. Hayatını mesleğine ve hastalarına adayan bir görev insanı olan Profesör Dilmener koronavirüs salgını döneminde baktığı bir hasta dolayısıyla koronavirüse yakalandı. 38 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikten sonra ne yazık ki 3 Mayıs 2020 tarihinde 79 yaşındayken maalesef hayata gözlerini yumdu. Onun hayat felsefesini ve mesleğine olan aşkını öğrencilerine sık sık hatırlattığı şu cümleyle daha iyi anlıyoruz. Kapınızı çalanı geri çevirmeyin, derdini dinleyin, muayene edin, ilacını verin ve güler yüzle yolcu edin. Gülen yüzünüzü asla esirgemeyin. Muhteşem. Kendisini rahmetle, sevgiyle, saygıyla, minnetle bütün hastaları adına sevgiyle anıyoruz. Ee, Ruhu şad olsun, nur içinde yatsın. Çok ilginç bir şey oldu. Bu Atatürk Havalimanı'ndaki hastane değil mi? Yeşilgöy'deki hastane bu Evet, o. evet, tabii. Ben bu hastane önünden her gün geçiyorum çünkü Florya'da oturuyorum. Tabii. Yani e, hocamızın adını verdikleri hastane. Komşun. Evet, Eski komşu. komşum. Evet. Kendisini sevgiyle, saygıyla, rahmetle Allah anıyoruz. Allah rahmet eylesin hocam.